Özgürüz Can merhaba, İstanbul'dan karşınızdayız. Oyuncu Nil Makaracı konuğum. Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından Nil bir açıklama yaptı ve lezbiyen olduğum için Avlu dizisindeki işime son verildi dedi. Bugün Limon Yap'ın bir açıklama yaptı. Nil'in işe başlamasında cinsel kimliğinin, tırnak içinde söylüyorum onların deyimiyle, cinsel kimliğinin, cinsel tercihinin bir gerekçe olmadığını hem işe alınmasında hem de çıkarılmasında diye bir açıklama yaptılar. Ve set disiplinine uygun davranmadığı için işine son verilmiştir dendi açıklamada. Şimdi Nil yanımda. Nil, öncelikle senin açıklamana gelmek istiyorum. Lezbiyen olduğum için işime son verildi dedin, bir açıklama yaptın. Cimri'den yayınlandı bu açıklama. Biraz oraya gidelim, neler yaşandı, ne oldu? Önce size dediğim gibi, önce ikinci konuyu, yani LGBT ve Cimri işte olduğunu anlatayım. Sonra disiplini de konuşuruz, sırayla gidelim. Set ara verildi. Oyuncular dinlenirken ben de dinleniyorum. Ayrı bir şekilde. Asla oyuncuların odasında değilim. Neden? Beni aralarına almıyorlardı çünkü. Gerçekten ben oyuncularla ve kadromdaki oyuncu arkadaşlarım aynı odada değildim. Ayrı duruyordum çünkü beni istemiyorlardı zaten yanlarında. Kendileri benden bir konuda rahatsız olmuş belli ki. Ben de zaten yanlarında durmuyordum. Sonra Merve Çolak geldi. Nil, benimle gelir misin, seninle konuşacağız dedi. Hızlı bir şekilde odaya geçtik. Odaya oturdu. Elinde kağıtlar vardı. Öncelikle şöyle oldu. Yani zaten dizi riskli. Zaten Rütük cezaları şöyle böyle. LGBT paylaşımları yapmışsın, resim yayınlamışsın, yapma, yani bunu yapamazsın tarzında yükseldi. Ben zaten önce bir şok geçirdim. O resim arkadaşımla çekildi, o arkadaşım da orada şu an, hani ben bir şey yapmadım ki, o resmi zaten ben yayınlamadım diyorum. İnanmıyor. Resmi Star TV Medya yayınlıyor. Benden alıyor ve Avlu, Star TV Medya bu şekilde paylaşıyor zaten. Çinmeç'te Avlu Star TV fotoğrafını alıyor. Kendisi paylaşıyor orada. Ben de o öfke ve sinir ve üzüntüyle Çinmeç'e yazıyorum. Hani keşke fotoğrafı yayınlamasaydınız. İşimden oldum sizin yüzünüzden diye. Bunu öfke ve üzüntüyle yapıyorum. Tabii ki de Çinmeç'in bir suçu yok o sırada. Çok şükür ki Emir Bey bana ulaşıyor. Emir Bey böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Emir Bey Star TV Medya'dan aldığını, fotoğrafı oradan zaten aldığını fotoğrafı söylüyor. Zaten fotoğrafı Star TV Medya'ya yayınlanmış. Gmail oradan alıp paylaşıyor. Fakat seni işten atarlarken senin o fotoğrafı paylaşmanı gerekiyor. Bu fotoğrafı ben bilerek paylaşmışım. Bir de dizide spoiler verdiğimle ilgili de iftira atılıyor bana. Dizide spoiler verilecek bir fotoğrafta öyle bir görüntü de yok. Arkadaşımla normal bir fotoğraf yani hani. Ve bu fotoğraf bir hafta öncesinden de çekilmiş bu fotoğraf. Gmail'de ben fotoğrafı ilk gördüğümde de hatta ne güzel Gmail fotoğrafı koymuş falan filan diye düşündüm. Ama bu olayın bu raddeye geleceğini kesinlikle bilmiyordum. Gmail'e boşu boşuna patladım ama Emir Bey durumu düzeltti zaten. Hani biz Star TV Medya'dan aldık. Ve lezbiyen ilişkiler de olacak mı yazmış Gmail? Çünkü Gmail LGBT ile ilgili güzel paylaşımlar yaptığı için bu çok normal bunu yazmaları. Avlu başta bu imajı kendisi verdi zaten. Oyunculara saçları niye kısalaştırıldı mesela? Neden kadın hapishanesi oldu? Neden LGBT? Avlu LGBT, LGBT diye. Bunu ben mi yaptım? Hayır, ben yapmadım. Ama Merve Çolak bunu resmen tek ben yapmışım gibi davrandı. Ve ben zaten diğerlerini uyaracağım ama seninle işimiz bitti diyerek işimiz onlandırdı. Orada ben zaten hümür hümür ağlıyordum. Tek bir kelime dahi ettirmedi. Disiplin kuralına gelince kadına ısrarla soruyorum. Hani elinizde bir şey varsa bakayım, hatama bakayım diyorum. Hala söylüyorum, hani gösterin, bir bakayım ne yapmışım, ne disiplin kuralı ihlal etmişim. Yapmayın, etmeyin. Lütfen Merve Hanım, ben bu iş sayesinde düzene girdim. Çok güzel gidiyor her şey. Yani evet, birkaç bölümde de oynadın, evet biz seni kullandık şöyle böyle ama buraya bir kere seni ben getirdim. Şimdi de gönderiyorum. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit dedi, evet. Daha önce de arkadaşlar, eğer ben disiplin kuralı ihlal ettiysem, insan gibi
bana. Nil, bak hani disiplin kuralı ihlal etmişsin. Hani oyunculuğuna zarar gelmesin, yapma deyip uyarabilirdi. Neden uyarmadılar? Önlerine geçmeyeyim diye. Beni diziden gönderebilmek için ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum. Ki benim canım annem de dün bir açıklama yaptı. Gayet hani menajerim yok. Bir sözleşmem yok. Ajanstan gelmeydim. Daha önce figüranlık yapıyordum. Onlara göre zaten ezikliyim ben yani. Açık açık söyleyebilirim bunu da. Hani onlar daha şanslıydı bana göre zaten yani. Hani hatta dizideki böyle diyaloglu paylaşımları falan da hep kendi aralarında, hep kendi aralarında. Ben hep böyle bir tık uzaklarındaydım. Benimle hiç kimse o paylaşımı da yapmıyordu. Zaten anladığım kadarıyla sana bir mesafe konmuş. Konulmuştu bana mesafe. Tabii. Hatta bu bir haftadır süren bir mesafe. Ve ben oyuncu arkadaşıma WhatsApp'tan şunu söyledim. Ben bir şey mi yaptım? Hani bana neden bu şekilde dalgını diyeyim. Yarın özel olarak konuşuruz dedi Ilgaz arkadaşım. Tamam olur dedim. Bekledim. Bu sahne çekildikten sonra arkadaş yanıma geldi. Hani dedim ki hani artık konuşalım mı? Çünkü hani ben üzülüyorum. Bir şey olmuş belli. Senin Instagram paylaşımların yüzünden arkadaşımız rahatsız olmuş. İşte diyorum ki anladım da hani bu ne olabilir diyorum hani yani. Bir söyleyin bana. Ne içmişim? Ne yapmışım? Adam mı öldürmüşüm? Sana zarar verecek bir şey mi yapmışım? Ben yani öyle işte sen hareketlerine dikkat et bilmem ne falan. Bunlar orada söyleniliyor ama burada bence gidip birine beni güzel bir şekilde şikayet etmiştir. İşte Nil'in yanlış hareketleri var bence zaten git. Merve Hanım bence aman onu zaten yeterince kullandık. Bizim kadromuz bize yeter. Bence Nil gitsin dediğine inanıyorum. Burada araya girip şunu sormak istiyorum. Sen Instagram hesabından, sosyal medya hesaplarından kovulduğunu söyledikten sonra sana bir geri dönüşleri oldu mu? Hayır, kesinlikle olmadı. Emir Bey hep yanımda. Emir Bey sanki benim ailemden biriymiş gibi günlerdir benimle ilgileniyor. Günlerdir benimle mesajlaşıyor, haber yapıyor, telefonda benimle dertleşiyor, sohbet ediyor. Bir kere bile bana iyi misin, bir şeye ihtiyacın var mı? Aksine tehditler aldı. Onlar nelerdir? Ajans Nil Instagram'da avluyla LGBT ile ilgili bir şey yazmışsın. Onu hemen kaldır. Ajans dediğin tam olarak Mayadrom Ajans. Mayadrom Ajans benim çalıştığım ajans ama hani onlar bile bir nevi benim yanımda oldu. Hani Nil iş olursa seni arar. Hani yine de ajansım benimle konuşuyor. Onlar da korktu. Limon yapımlar korktu. Onlar da kesinlikle hani kaldır abicim o yazdıklarını ne olursun. Çok panik konuşuyordu çünkü telefonla benimle. Ben de dedim yine insanlar ekmeğinden olmazdı. Ben yine hala insanları düşünüyorum. Tamam ben kaldırayım onu dedim. Emir de dedi ki sen korkmasana. Senin 16 sayfalık bir sözleşmen yok. Senin bir menajerin yok. Sana mahkeme açamazlar Nilciğim. Seni kimse korkutmasın deyip beni sakinleştirdi. Şükürler olsun. Artık kafada gitti günlerdir. İnsanlara cevap ver. İşte hem üzülüyorum hem düşünüyorum. Mahkeme dava yok canım. Olur mu öyle şey tarzında. Hani yani sanki çok kötü bir şey yapmışım da bu herkes benim üzerime gelmiş. Hayır öyle bir şey yok. Peki Demet Evgar Avlu dizisinin başrol oyuncusu. Bu durumdan haberi var mı ve tutumu ne oldu? Durumdan haberi var. Başta çok iyiydik. Ben hatta Demet Hanım diye geziyordum etrafında. Hatta bir ara böyle çok güzel samimiyetler oldu. Demet abla demeye başladım. Ama diğer oyuncularla da gayet güzel arkadaşmış yani fotoğrafları falan da var hani o oyuncuların da zaten şöyle arkası olduğunu düşünüyorum. Hem menajerleri var hem oyuncularla arkadaşlar. Hem ben kim ki yani Demet Hanım gelip bana Nil iyi misin diyecek. O kendi işini gücünü düşündüğü için beni susturmak istedi. Ne disiplin söyledi? Kuralını ihlal ettin. İşten LGBT konusuyla ilgili atılmadığını çok iyi biliyorsun Nil dedi. Ben de dedim ki Demet Hanım odada ben vardım.
Merve Çolak'la odada ben konuştum. Siz yoktunuz. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz ki. Siz kendiniz odada ayrı 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 konuşuldu bir kere. Merve Çolak'la ben odada ikimiz vardık. Onların hiç Ayça Damgacı da, Demet Evgar da, diğer oyuncular da öteki taraf. Bence Merve Çolak değil, disiplin kuralı ihlal etti deyip de konu yaptı. LGBT ile paylaşım yapmışsın, fotoğraf yayınlamışsın, şunu etmişsin, bunu etmişsin. Ben yalan mı söylüyorum? Bu kadar olmaz. Yani Demet Evgar seni dinlemeden... Tabii ki de Demet Evgar beni dinlemedi. Tabii ki de Demet Evgar bana gayet kötü konuştu. Beni gayet susturmak istedi. Hatta gün doğmadan neler doğar? Hayatımda başarılar da evet, gün doğmadan neler doğar Demet Hanım? Gün doğmadan ben yarın iş aramaya gideceğim. TGR işime sabahın köründe kalk. Gece işte abuk subuk saatlerde eve gidip düşük bütçeler. Ya yalan değil, bütün TGR'ler düşük bütçe alıyor. Ben avlu düzgün bir hani parayla çalışıyordum. Ve benim derdim ekran önüne çıkmak değildi yani. Ben sırf oyunculuk kaybettim diye üzülmüyorum. İlk defa düzgün düzeyde maaş alabileceğim, belki sigortanın bağlanabileceği sigortam da yoktu bu arada. Her şey çok güzel gidiyordu benim. Hem sabah evden böyle kalkıp işe gidip düzgün saatte eve gelip günümün ne kadar güzel geçtiğini anlatıyordum anneme. Ve bunu benim elimden aldılar. Neden aldılar? Disiplin kuralı ihlal ettim diye. Hiç inandırıcı değil. Bu senin psikolojini de anladığım kadarıyla çok olumsuz etkilemiş. Çok da iyi hissetmiyorsun. Hayır. Yani kolay sanırlar her şeyi. Alın kaç gün geçti, kaç para kaybettim ben şu an. Durumu iyi olan bir insan değil mi ayrıca yani? Kimse acitasyon yapmıyor mu? FGR'lik gerçekten zor bir iş. Bir gün 150 liraya çalışıp iki gün bekleyip hafta sonu reklam çekimi var ya işte ona gelir misin? Ben şu an iş kovalıyorum. Onlar tabii ki de hala beni kötülemeye çalışıyorlar. Ben de kötü bir insanmışım gerçekten. Ama gerçekten Emir Bey olmasaydı şu an ayakta duramazdım. CMH ve Emir Bey gerçekten olmasaydı hala evde ezik ezik ağlıyor olurdu. Destek geliyor mu LGBT'lerden? Çok geliyor. CMH sayesinde bütün Türkiye LGBT şu an yanında. Tabii ki de LGBT birey olarak da benim yanımdalar. Çünkü ben sevilen, sayılan ve gerçekten tanınan bir insanım. Evet, büyük bir oyuncu değilim. Yani ünlü değilim ama LGBT içinde tanınan ve ünlü bir isim. Hani Instagram'da çok severler beni. Ben herkese konuşurum, yardım ederim. Homofobiyle ilgili de, kendi açılamayan insanlarla da ilgili de. Hani öyle kitlem çok yüksek. Onlar da çok üzüldü. Hem avluda beni görecekleri için çok seviniyorlardı. Herkes paylaştı. İşte dövmelerimle, işte böyle tipimle diziye ne kadar yakıştığımı söylediler. Çok güzel bu şekilde gidiyordu yani. Hani onlar da tabii ki de izlemeyeceğiz. Avlu yoksa nil de yok tarzında yazılar yazıyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Nilcim tekrar geçmiş olsun çok diyelim. Çok teşekkür ederim. Umarım en kısa sürede çok çok daha iyi projelerde yer alırsın. Ben İnşallah. İnanıyorum. İnşallah. Ben de inanmak istiyorum. Evet Özgür izleyicileri, oyuncu Nil Makaracı ile birlikteydik. Avlu dizisinden lezbiyen olduğum gerekçesiyle işime son verildi denmişti. Bugün Limon Yapım bir açıklama yapmış ve disiplin suçu işlediği için işten atıldığını ileri sürmüştü. Biz de mikrofonun ile uzattık ve yaşadıklarını bize detaylıca anlattı. Başka bir yayında görüşmek üzere.